Üzüldüm biliyorum. Yıldızların çoğu bulutların arkasına gizlendiler. Belki de bugün o yüzden çok ağladım. Ama söz veriyorum güleceğim. Senin için güleceğim. Nasılsın bakalım bugün? Dünkü krizden sonra gergin misin diye soruyorsan pek değil. Bu boşluğa alışmaktan çok korkuyorum. Defne, nişanlım ya da sözlüm diyeyim. Buraya ne yaşadıysak yazmış. Çok tuhaf, o kadar çok şey yaşamışız. Nelerle mücadele etmişiz. Keşke birazını hatırlayabilseydim. Belki de bu yüzden dün bu kadar çok üstüne geldi. O da sana yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yazdığı yerlere gidersen belki bir şeyler hatırlarım. Tek başıma gitmeye cesaret edemiyorum. Halfeti. Halfeti buraya yakın mı? Bilmem ki. Amcana soralım. O bilir, o götürür belki seni. Hadi sen ilaçlarını bir iç. Çok işe yarıyor. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın Ömer'im. Bak neler getirdim size. Kahvaltı etmediniz, az atıştırırsınız. Üşat, bugün beraber mi çıksak? Ama ben hiçbir yer bilmiyorum ki, nasıl olur? Vallahi iyi fikir. Güzeldir bizim memleketimiz. Görmüş olursun. Esnafa yol sorarsınız, o size gösterir. Gencecik insanlarsınız. Hem sen geldiğinden beri eve tıkılıp kaldım. Biraz hava almış olursun. Bilmem ki. Ama sana iyi gelecekse gelirim tabii, gideriz. Gelir gelir. İkinize de iyi gelir. Ama aç açına olmaz. Hadi bir şeyler atıştırın da öyle çıkarsınız. Tamam. Bildan teyze nasılsın? Şükür kızım, bildiğin gibi. Nasıl olayım? Sen nasılsın? Ben de aynı işte. Yeni uyandım. Kabustur dedim ama yine bir gerçeğe uyandım. Ömer nasıl, iyi mi? Sakinleşti mi biraz? Sakin gibi. Böyle sabah uyandığımda işte avludaydı, sarılmış bir battaniyeye uyuyor. Kızmasın etmesin diye gidip ellemedim bile Defne. Yani öyle içim yana yana uzaktan izledim. Çok zor be kızım. Hepimiz için çok zor. Bir sana değil ki tavrı. Gel desem bir türlü. Gelme desem başka bir türlü. Dün olanları gördün zaten. Yani böyle biz üstledikçe olmayacak Defne'cim. Sen de hepimiz gibi acaba bir kenara mı çekilsen, biraz beklesen mi? Ne diyeyim Defne'cim? Ben de şaştım kaldım öyle. Anladım Vildan teyze, tamam. Tamam, görüşürüz. Kadriye. Buyur hala. Sen bugün dükkana yemek yapmayacaksın mı? Yapacağım. Hatta şey, menü düşüneyim kafamda ne çıkartayım diye. Tamam, ben sana menü çıkartırım. Aa. İyi ama et olmayacağı vazde hepsi olucu. Tamam kızım. Nohut dürüm yaparız. Lavaşla yersiniz dükkanda. Tamam. Alaca çorba yaparız bir de. Kuru hayran kabağı dolması da yaptık mı tamamdır. Oo tamam, iyi, o zaman bugün de böyle yöresel gidelim ha. Defne, hadi kızım mutfağa. İstemiyorum ben bir şey ala. Aa, Defne, bu işler insanın keyfini beklemez öyle ha. Kızım, yengeni yarı yolda bırakmak olur mu? Madem birlikte başladınız, devamını da birlikte getirin. Ay hala. Ne güzel söyledin vallahi, ağzına sağlık. Bak şimdi, bizim çarşının ortada meşhur bir kahvecimiz var. Kime sorarsanız gösterir.
mutlaka o kahveciyi bulun. Orada güzel bir kahvenizi için. Sonra büyük ana doğru gideceksiniz. Orada Cumali Usta'nın baklavacı dükkanı var. Kime sorarsanız size gösterir. Dükkanı bulun, bir güzel baklavalarınızı yiyin. Tamam? Haydi bakalım, haydi. Dikkat et oğlum, haydi. Nereye gittiler? Az bir dolaşacaklar, gelecekler. Çok daraldılar bildim. Dört duvar üstüne geliyor oğlan. Kız da sıkıldı. Günah. İyi de oğlan buraları hatırlamıyor. E kız desen yabancısı zaten. Öyle bir başlarına gitmeyelerdi. Ah be Vildan'ım. Oğlan hafızasını kaybetti. Aklını değil. Kocaman insanlar. Kaybolucu halleri yok ya. Sorarlar, soruştururlar. Yollarını buluverirler. Gördün geçen gece oğlanlar. Herkes üstüne geliyor oğlan. Oğlan daralıyor. Hem ben ne dedim? Bu oğlan neyi ne zaman yapmak istiyse o vakit yapacak. Biz de köşemize çekilecek, susacak, oturacak.